Videomuzu izledikten sonra lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayınız. Genellikle tırnaklarda bulunan ojeleri çıkarmak için kullanılan asetonun farklı kullanım alanlarını biliyor musunuz? İşte asetonun kimsenin aklına gelmeyeceği farklı kullanım alanları. Bilgisayar klavyeleri sürekli el altında bulunan ve bakteri üreten eşyaların başında gelir. Klavyeleri temizlenmesi için aseton çok elverişli bir temizleyicidir. Bir pamuğun üzerine aseton dökün ve bununla klavyenizi silin. Çok muhteşem sonuçlar elde edeceksiniz. Peki asetonun laminat ve beton zeminler için de muhteşem bir temizlik ürünü olduğunu biliyor muydunuz? Laminat ve beton zeminlerde oluşan çamur izlerinden kurtulmak için asetondan yararlanabilirsiniz. Muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Aslında asetonu günlük mutfak hayatınızda da kullanabilirsiniz. Severek aldığınız çini fincanlarınızdan lekeler bir türlü çıkmıyorsa yapmanız gereken çok basit bir olay vardır. Bir pamuğun üzerine aseton dökün ve fincanda bulunan kahve lekesinin üzerine ovun. Daha sonra da sabun ve su ile yıkayın. Leke yok olacaktır. Asetonun muhteşemliklerini say say bitiremiyoruz. Günlük hayatınızda ayakkabılarınızı parlatmak için de asetondan yararlanabilirsiniz. Bir bezin üzerine aseton dökün ve ayakkabılarınızı bu bezle silin. Ayakkabılarınız günlük hayatınızda çok muhteşem bir parlaklığa sahip olacaktır. Aseton tırnak boyalarını çıkartmakta başarılı olduğu kadar yapışkanlarda da başarılı. Eğer ellerinize yapışkan bulaştıysa aseton yardımı ile bundan çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz ve muhteşem bir sonuç göreceksiniz. Durun, daha bitmedi. Aseton mürekkep çıkartmakta da çok başarılı. Mürekkep en zorlu lekelerden biridir. Mürekkep lekesini çıkarmak için lekenin üzerine birkaç damla aseton damlatın ve sonra da lekenin çıkmasını bekleyin. Aseton banyolarda küvetlerden çıkmayan sarı lekeleri çıkartmak için de birebir faydalıdır. Küvetten çıkmayan sarı lekeleri de çıkarmak için asetondan yararlanabilirsiniz ve çok muhteşem bir sonuç göreceksiniz.